Evet, sayf aranın yanına geldim. Mart başında 1/4 çerçeve. Kıştan çıkan araba. 3 kar görüp yaşayan. Evet, içeride havalandırma sesleri ta buraya kadar geliyor. Kovan içinde havalandırma yapıyor. Sıcaklık tahliyesi için. Evet, kovan içi full şu an sıcak tahliyesiyle ilgileniyor. Alttan bakayım. Ne halinde? Altta ne var? Altta biraz propolis dökülmüş. Onun haricinde bir tane mum kurdu düşmüş. Şurada bir böcek girmiş, onu atmışlar. Ve burada bir böcek girmiş, yumurta atmış. Yumurtayı sökmüş, atmışlar. Ekstrada bir şey yok. Yine ufak tefek mum pulcukları var. Arının doyduğunu gösteren herhangi bir açlık sorunu şu an için yok. Ekstrada bir şey yok. Varva dökülmüş mü diye baktım. Doğal varva dökümü var mı diye baktım. Yok. Zaten tek tük olsa da bu karıncalar onları götürür. Bu saati bırakmazlar. Havalandırmaya yardımcı olmak için kovan dip tablasını takmıyorum. Biraz alta koyuyorum, hava alacak şekilde. Artık alta koyuyorum yani taşların üstüne. Yine dökülen mum kırıntılarını falan görmek için. Evet. Bakalım ne var. Son durumu ne? Evet. Kekleri ne yapmış onlara bakacağım. Suyunu tamamen bitirmiş. Şu kadar bir şey kalmış, çok az. Ve kenarlara propolis. Alt katın durumu bu. Üst katın durumu bu. Bakayım ne yapmış. Mumları düzeltme işiyle uğraşıyor. Gözlerde herhangi bir yavru yok. Biraz şurup, biraz bal koymuş. Evet. Burası kapalı yavruların olduğu yer. Çok az bir mumu örmüş, arttırmak anlamında. Bunu en kenara alacağım. Buna bakayım, burada yavrularda bir sıkıntı var mı? Kapalı yavrularda. Evet, burada açık yavrular da var. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Evet, açık yavrular ve bal var. Son 7 gündür gelmiyorum. Bunlar kapanmadığına göre bunlar ya ana arı yukarı çıkıp yavrulamış ya da aşağıdaki fazla yumurtaları buraya taşımış olabilirler. Yine burada herhangi bir yumurta yok. Biraz bal var.
Yumurta yok. Biraz bal var. Ve çerçeveleri propolisle sabitlemiş, tutturmuş. Şimdi alt kata bakacağım. Alt kat biraz sıkışık gözüküyor. Evet, alt kat bayağı sıkışmış. Boş. Anladı, buraya kadar gelmemiş. Geçici olarak buraya koyayım. Açık yavrular var. Evet. Şimdi bunu en dışı alacağım. Evet. Bu da boş. Bunlar herhangi bir yumurta atmamış. Şu an içi boş yaptı. Evet, burada da açık yumurtalar var. Ana arı buraya yumurta atmış. Yine diğer dolu da olduğu gibi. Burada da kapalı yavrular var. Bal ve polen dökülmüş. Yine açık yavrular var burada. Anar buna da yumurta atmış. Boş. Buna da evet, günlük yavrular var. Ana arı bu koyduğum boşa günlük yumurta atmış. Komple. Muhtemelen ana sağ tarafa çalışmış. Solda iki çerçeveyi es geçmiş. Yani boş olan iki çerçeveyi es geçmiş olabilir. Direkt ortadan yukarıya ve aşağıya çalışmış olabilir. Evet, bunda da günlük yumurtalar var. Şimdi ana arı tarafa çalıştığına göre
Anladım. Ana arı sağ tarafa çalışmış. Şimdi 1, 2, 3 çerçeve araya koyacağım. Koyacağım için yine bu boşu yukarı alacağım. Düzelttiklere. Şimdi yer açıyorum. Alta çerçeve ilavesi yapacağım. Arının bu kadrosuyla birlikte 3 tane temizlenmesi gereken çerçevem var. Onlar mum kurdu hasarlıydı. Hem içerideki mum kurtlarını falan temizlemesini istiyorum. Aynı zamanda üstte de çerçeve arttırmaya çalışıyorum. Şimdi yumurta olmayan çerçeveleri yukarı alacağım yani. Bunda günlük vardı. Evet. Yine bu da dolu çerçevemiz. Kapalı yavruların açık ve günlüklerin olduğu. Yine bal polen bol miktarda var. Şimdi bir çerçeve daha alsam yeterli. Arının yumurta atmadığı bir çerçeve. Bakıyorum. Evet, bunda da günlük yok. Bunu da yukarı alacağım. Şimdi 3 çerçeve yukarı aldım. Ve 1, 2, 3 çerçeve aşağıya temizlemesi için çerçeve vereceğim. Dezenfektan sıkıyorum. Bitkisel dezenfektan videolarını paylaşacağım. Arı kolayca temizleyebilsin diye. Herhangi bir sıkıntı yaşamasın diye. Evet. Ve bunu araya attım. En sorunlu olanı ben ortaya koydum ki kolaylıkla temizleyebilsin. Temizlemesi kolay olsun.
Onun kısmında erkek çerçevesi de var. Yani erkek petek gözü de var. Daha önce geçen sene erkek petek gözü vermiş. Bir kısmını işçi gözü, bir kısmını erkek gözü vermiş. Bunu erkek gözü olduğu için bunu en kenara koyacağım. Yani duvar çerçevesi yaparsa duvar çerçevesi yapsın diye. Evet. Şimdi yapacağım şey hemen varo ilaçlamasını da yapacağım bu esnada. Çerçeve başına bir tane koyuyorum. Orta kısmı. Evet. Şimdi katı koyuyorum. Şu üst katta şimdi üst katta yavrulu olanları yan yana koyacağım. Evet. Birinci yavrulu bu. Şimdi diğer yavrulu olana bakayım. Bu değil. Evet, diğer yavrulu bu. İkisini yavruları yan yana koydum. Şimdi bu kabarmış petek burada. Yine bir tane daha kabarmış petek ve şu mum örülecek olan peteği. Bunun arasına koyuyorum. Biraz sağa çekeyim bunları. Evet. Benim balığım biraz çerçevelere geniş geldiği için ayarlama yapmam gerekiyor. Standartlardan biraz uzun balık.
Evet. Şimdi suluğunu koyacağım. Suyunu veriyorum. Suyunu verdim. Şimdi bu şekilde kapattım. Her tarafından dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya arı çıkmayacak şekilde. Sonra üstünü tekrar taş koyuyorum ki baskı yapsın, ağırlık yapsın çuvala diye. Ve evet, ön tarafında da şu erkek deliklerinin olduğu yere kadar kapatıyorum. Yani 2, 4, 6 toplam 12 12 giriş bıraktım. Bu küçük karıncalar ne yiyor diye dikkatimi çekti. Evet, bu karıncalar bal yiyor. Bunlar bal hırsızı.